Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ETS2'deyiz. Kirkenes madendeyiz. Bildiğiniz üzere Kirkenes'ten madene doğru boş hafriyat dorsemizle beraber yük almak için bir yolculuk gerçekleştirmiştik. O zaman yağış yoktu. Şu anda yağış başladı. Bir de şunu da unutmadan söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere gelirken fizik modu aktifti. Fakat şu anda kapatmak zorunda kaldım. Neden diye soracak olursanız, çünkü tır kaymaktan çıkamıyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Hani biliyorsunuz bu madenden çıkarken ki birkaç tane yokuş var. Yani oralar çok dik geliyor ve tır patiye düşüyor. Yani yükü düşürdüm. Yük değiştirdim, denedim. Yine de olmadı. Tırdan yana bir sıkıntı yok zaten. Ama yani tır bir türlü çıkaramadım. Kusura bakmayın. O yüzden bu yolculuğumuzda fizik modu aktif değil. Ama siz varmış gibi de düşünebilirsiniz. Yani bunu belirtmek istedim. Yağışımız başladı. Şu anda ekstra olarak diyebileceğim tek şey bu. Yolculuğumuzda bize değişiklik ve hoş bir ortam yaratabilecek şekilde. Yani böyle. Bugün ne taşıyoruz derseniz, 27 tonluk bir taş tozu yükümüz var. Taş tozu söyleyemedim, kusura bakmayın. İnşallah Allah nasip kısmet ederse madenden yükümüzü yükledik. Yüklü bir şekilde de Kirkenes'e doğru bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Bakalım yolda başımıza neler gelecek, göreceğiz. Havada neden sahneden karardı. Bakalım. Bu sefer de böyle hafif karanlık bir ortamda yolculuğumuzu yapalım. Gece yolculuğu olmuş olsun. Hem de bir farklılık olsun. Yani böyle tırımızın içine geçtik. Zaten tırımızın içi her zamanki gibi. Birazcık gözükmüyor ama kusura bakmayın. Şimdi marşımızı yapıp yolumuza çıkalım istiyorsanız. Bakalım yolda başımıza neler gelecek, göreceğiz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Yolumuza çıkabiliriz. Sileceklerimizi de açalım. Saat şu anda normalde 5.30 ama hani malum karanlık olduğu için, kış olduğu için erken kararıyor havalar, biliyorsunuz. Bu sefer de gece yolculuğu yapmış olalım. Bir süredir de yapmıyorduk. Bakalım. Yani bu fizik modunu kaldırdım ama yani inşallah böyle de kalmayız. Yani çok denedim çünkü. Yani tır normalde çekiyor. Tırın beygiri de yeterli. 540 beygir ama yeterli yani. Çekişi yeterli. Yani 27 ton içinde ideal. İçinde sizden özür diliyorum, kusura bakmayın. Yani fizikle çıksaydık daha değişik olabilirdi ama yani çıkmıyor. Bir de diğer iki arkadaşları da sıkıntı yaratıyoruz. Yani size de tavsiyemdir. Kullanabilirsiniz. Belki başka tır daha iyi çıkar ama pek zannetmiyorum. Çünkü biliyorsunuz yani yollar çok dik. Madenin çıkış tarafı. Gelirken sorun yaşamazsınız ama madenden çıkarken sıkıntı yaşamazsınız. Mesela burada da yine bir sıkıntı yaşamamıştık. Size nerede sıkıntı yaşadığımı gösteririm. Bir anda kaymakça daha rahat gidiyoruz. Bakalım. Belki tırı değiştirince de çıkıyor olabilir ama yani bilmiyorum. Üstü yokuşlar çok dik. Normalde bunu da istesek çıkartırdık ama yani çok zor dediğim gibi.
Yani uğraşmak lazım bayağı bir. Hem de diğer ki arkadaşları da sıkıntı çıkarıyor. Hani malumunuz çıkmayınca yolu tıkıyoruz. Öteki arkadaşları da engel olmamak için böyle bir şey yapma kararı aldım. Kusura bakmayın. Dediğim gibi burada mesela tır tıkanıyor kalıyor. Yani öyle söyleyeyim, buraya çıkamıyoruz. Nasıl bir gelmek ya? Dediğim gibi tam şu anda olduğum noktaya geliyor. Buradan itibaren patiye düşüyor. Şurada hafif bir diklik daha var. Şu tam dönüşte ondan dolayı olsa gerek. Yani denedim birkaç sefer dediğim gibi. Çıkamadım. Mecburen de kapatmak zorunda kaldım. Ama böyle de keyifli oluyor bence. Umarım size keyif alırsınız. Çünkü zaten her şey aynı. Bir tek fizik modumuz yok. Yağışımız da var. Her şeyimiz yerli yerinde. Yani hele ki burada hiç şans. Öyle söyleyeyim. Bir keresinde çıkarttım. O şeyden çok zorlansam da. Yani bir 10-15 dakika uğraşmışımdır öyle söyleyeyim. Buraya gelince yok yani. Kesinlikle çıkmaz. Çıkmıyordu zaten. Ama böyle rahat bir şekilde gidiyoruz. Şöyle söyleyeyim, diferansiyelleri açmama rağmen gitmiyor yani. Öyle söyleyeyim. Buna rağmen çok boşa kaçıyor. Şu arkamızdaki yokuşu da çıkabilseydik iyi olurdu ama yani çıkamayız. Mümkünatı yok gibi bir şey. Öyle söyleyeyim. Belki şöyle 6x4'lük bir tır alsaydık iyi olabilirdi ama yani denemedim açıkçası. Zaten bununla da çıkabileceğimizi pek düşünmüyorum. Çünkü arkası tonajı. Gelişe bak. Maşallah. Böyle nasıl gelmek? Bu arkadaş da uça uça geliyor. Ağır yüküyle. Değil. Bakalım hayırlısı olsun. Bize dokunmasınlar da olursa olsun. Yani yapmamaları gerekiyor ama işte. Karşıdan geçemedik.
bırak gidelim işte. Yol vermemeye çalışıyor. Yani değişik. İnsanları anlamak mümkün değil. Yani ben de birazcık hareketli olabilirim ama sonuçta kimseye dokunmuyorum. Zararım da yok. Fırsatını bulsam geçeceğim zaten. Yani bayılmıyorum ben de takılmaya ama işte arkadaşlar anlayamıyor. Çok da takılmamak lazım. Sinir yapmaya gerek yok. Çünkü anlamıyorlar yani. Zaten sollamaya çıkmak sıkıntılı. Ağır ağır gidelim. Nerede geçeriz şu? Karanlık olunca malum. Karşıda tırlar geliyor. Bizi sıkıntıya sokar, böyle devam. Çok zorlu. Arkadaş da biraz üzgünle benziyor. Yani önceki denememizi hatırlarsanız bir önümüze kırma durumu olmuştu. Arkadaki de zaten bizi yol vermemeye çalışıyor. Ha, takılıyorlar kafalarına. Yapacak bir şey yok. Çok kale almadan yolumuza devam edeceğiz.
Nedir şimdi?
haftada yolculuğumuzu tamamlayabiliriz. Evet arkadaşlar, bir yolculuğumuzun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Yani konuştuk ettik. Umarım muhabbetimden de memnun kalmışsınızdır. Yolda küçük aksilikler başımıza gelse de yolculuğumuzu tamamladık. Yani beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.